Merhaba arkadaşlar, ben elektrik meslek öğretmeniniz Furkan Kömür. Bugün elektrik ölçme dersini hız ve devir başlığında sizinle işleyeceğiz. Öncelikle hızın tanımıyla başlamak istiyorum. Birim zamanda alınan yola hız denir. V harfiyle gösterilir. Zaten onun formülünü belki 8. sınıfta matematik dersinde görmüşsünüzdür. Ben yine bir tekrar edeyim sizlere. V eşittir x bölü t formülüyle biz hızın formülize ediyoruz. Buradaki harflendirmeleri ben size söyleyeyim. V harfini az önce belirttiğim üzere hız şeklinde bilmemiz gerekiyor. X eşittir yol, t de zaman olarak aklımızda yer tutması gerekir. V eşittir x bölü t ile biz hız formül yani hızın bu şekilde formül şekline dönüştürüyoruz. Şimdi buna bir örnek verecek olursak, çok basit bir örnek vereceğim. Örneğin hızı saatte 90 km olan bir otomobil hiç durmadan yol aldığında bir saat sonra başlangıç noktasından 90 km uzakta olacaktır. Yani hızı bir saatte 90 km olan bir araç 90 km'lik bir yol alıyor bir saat sonra. Bunu bilmeniz gerekiyor. Şimdi hızın birimlerine geçelim. Hızın birimleri iki çeşittir. Metre bölü saniye veya kilometre bölü saat. Saati burada tabi İngiliz hour'dan geliyor buradaki. H harfiyle gösteriliyoruz. Bunların birbirine dönüşümünü sizlere göstereceğim ben. Tabi buradaki biraz matematiksel işlemler gerekebilir. Burayı iyi anlamanızı istiyorum. Özellikle bizim başlığın bu kısmı çok önemli. Çünkü diğer konular buna bakılarak çözümlenecek. Bir dakikada bildiğiniz üzere 60 saniye var. Bir dakikada 60 saniye varsa bir saatin içinde de 60 dakika olduğu için bir saatte toplam 3600 saniye var. O zaman 1 metre bölü saniye eşittir 3600. Peki ben bunu kilometreye çevirmek istersem ne yaparım? Önceki derslerimizde okula geldiğiniz zaman size bahsetmiştim. İlk konumuz uzunluk birimlerine birbirine dönüşümünü size göstermiştim. Şurada bir küçük bir anekdot geçeyim. Metreden kilometreye doğru gidiyoruz. Şu an biz metredeyiz. Metremiz 3600. Ben bunu kilometreye çevireceğim. Peki nasıl yapacağım bunu? Metreden kilometreye gittiğim zaman hatırlayacağınız üzere 3 adım ileriye gidiyorum metreden kilometreye. Peki 3 adım ileriye gittiğim zaman ne oluyor? Ben 3 tane 0 koyup 3600'ü 1000'e bölmüş oluyorum. Yani kısacası buradaki 3 tane 0 buradaki adım sayısıdır. Peki 3600 bölü 1000 ne yapar? 3,6 kilometredir. Yani buradaki neden 1000'e bölündü şeklindeki sorunuzun cevabı buradaki uzunluk birimlerinin birbirine dönüşümü bilmeniz gerekiyor. Bunu önceki derslerimizde anlatmıştık. Evet arkadaşlar, dersimize devam ediyoruz. Şimdi hızı ölçen aleti size tanımını yapayım. Hız ve devir sayısını ölçen alete takometre denir. Takometrenin de iki çeşidi vardır. Dijital ve analog takometreler olmak üzere. Takometrenin bir diğer ismi ise turmetredir. Bunları iyi bilmeniz gerekiyor. Bir dipnot olarak da rüzgar hızını ölçen alete anemometre denir. Rüzgar hızını ölçen alete anemometre denir. Şimdi ben az önce bahsettiğim hızla ilgili bir örnek vereceğim pekişmesi açısından. Hızı 15 metre bölü saniye olan bir cismin hızını kilometre bölü saat olarak hesaplayalım. Şimdi geçen anlattığım konuda metre bölü saniyeyi kilometre bölü saate nasıl çevirmemiz gerektiğini size göstermiştim. 1 metre bölü saniye normalde 3600 yapıyordu. Kilometre bölü saate çevirdiğimiz zaman hatırlayacağınız üzere 1000'e bölüyorduk. 3600 bölü 1000'den 3,6 kilometre bölü saat yapmış olur. Bizden burada 1 metre bölü saniye değil de 15 metre bölü saniye diye sormuş. O zaman ne yapacağız? Biz 3,6'yı 15 ile çarptığımız zaman biz sorunun cevabına ulaşmış olacağız. Yani 54 kilometre bölü saat olarak bulmuş oluruz.
Biz tekrar ediyorum 1 metre bölü saniye 3,6 kilometre bölü saat ise 15 metre bölü saniye kaç yapar? 54 kilometre bölü saat yapar. Şimdi takometreyi size göstermek istiyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz hızı ölçen aletimiz takometre. Yalnız bu çeşidi analog değil, dijital. Yani ölçümü kendisi yapıyor. Şimdi dijital olduğu için şuradan bir ışık veriyor. Bunu göstermek istiyorum sizlere. Şimdi biz ne yapacağız? Burada dönen bir cisim varmış gibi farz edeceğiz. Ona göre deneyeceğiz. Şimdi yapalım. Bakın elimi çevirdiğim zaman orada ölçümü yapıyor gördüğünüz üzere. Dijital takometre bu şekilde ölçüm yapıyor. Peki şimdi bunu göstermiş olduk. Peki analog takometremiz nasıl ölçüm yapıyor? Onunla ilgili de dakikaya vuruyor. Oradaki süreye endeksli olarak çalışıyor. Oradaki dakikada ne kadar hız varsa onun ölçümünü kendisi otomatik belirleyip ekrana yansıtıyor. Ya da dönen bir cisme manuel olarak takometrenin burada bir tekerlek var. Oraya koyuyorsunuz. Dönen cismin hızını yine dakikaya bölerekten normal hızını bize vermiş oluyor. Takometre çok zor bir şey değil. Hız ölçümü bu şekilde yapılıyor. Bir diğer konumuza geçelim isterseniz. O da hız ve devirden bahsedeceğimi size söylemiştik. Şimdiki konumuz da devir. Deviri şöyle tanımlayabiliriz. Dönen bir cismin birim zamanda yaptığı 360 derece dönüşlerin tur sayısıdır. Bir dönüş olabilmesi için cismin 360 derece dönmesi gerekiyor. Takdir edersiniz ki devir küçük n harfiyle gösterilir. Peki devrin birimi nedir? Devrin birimi tektir. D bölü D şeklindedir. Buradaki ilk harfimiz devir, ikincisi ise dakika şeklindedir. Yine deviri az önce bahsettiğim üzere deviri de yine takometre, bir diğer ismiyle turmetre aletimizle ölçebiliyoruz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.